Merhabalar. Bugünkü konumuz favor, composition over inheritance. Yani Türkçesi kompozisyonu inheritance yerine tercih edin gibi başlıklar. Ben çok katılmıyorum başlığın böyle söylemine. Çünkü hani kalıtımın değeri düşürülüyor. Hani ikisi de doğru zamanda kullanıldığında çok önemli şeyler. Yani bizim konu başlığımız kompozisyon nedir, ne zaman kullanılır? Inheritance, kalıtım nedir, ne zaman kullanılır? Gibi bir konu başlığı yapmayı planlıyorum. Dedikten sonra koda geçmeden önce şeyden bahsedeyim. Yani kısaca tanımlamalarını yapalım. Kalıtım dediğimiz olay bir sınıfın başka bir sınıfın özelliklerini tekrar kodlanmaya gerek kalmadan edinmesi diyebilirim. İngilizce'deki ize ilişkisi daha çok kalıtımı benim için tanımlıyor. Mesela kedi bir hayvandır. Cat is an animal diyebilirim. Kompozisyon ise İngilizce'deki is değil de has'e ilişkisini şey yapıyor. Mesela kuştan örnek verelim bu sefer de. Kuşun uçma yetisi var, değil mi? Kuş uçabilir. Ama hani kuşun uçak da uçabilir ama kuş bir uçak değildir. Hani aslında aralarındaki tüm şu anki dersin geri kalanında anlatmaya çalışacağım şey bu olacak. Doğru zamanda kullanmamız lazım. Şimdi bir tane kötü bir örnek vereyim. Kötü bir kalıtım örneği diye bir sınıf yarattım. Sonrasında zaten daha iyi örneklerle de ilerleyeceğiz. Kötü bir kalıtım örneği derken ben kötü bir örnek yazdım gibi değil, hani kalıtımı kullanmak için kötü bir örnek. Kötü bir kalıtım örneği Hesset sınıfını extend ediyor. Yani bu ne demek? Kötü bir kalıtım örneği gidip Hesset'in içerisindeki tüm metotlara erişebilir demek. Şöyle görelim. Mesela benim burada kullanımım şu yönde olsun. Ben sadece add metodunu kullanacağım Hesset ile ilgili. Ama ben gittim sırf bu add metodunu kullanmak için bu sınıfı extend ettim bunu. Ne oluyor? Kötü bir örnek, ya kötü örnek yarattığım nesnenin gidiyor Hesset'in tüm metotlarına erişebildiğini görüyorum burada, gereksiz yere. Bu bizim için kötü bir deneyim. Şöyle görelim. Şunları anlatacağım bu arada. Kötü bir kalıtım örneği, kötü. Burada nesnesini oluşturalım. Kötü nokta dediğimde Hesset'in de tüm metotlarına doğrudan erişiyorum. Hani bu kadar bilgi sahibi olmama gerek yok Hesset'le ilgili. Yani ne yaptım? Encapsulation'ı bozdum. Sonradan implementasyonla bir şey değiştirme özelliğini bozdum. Hesset'te bir değişiklik yapılırsa, bunların ikisi doğrudan bağıntılı değil. Yeni bir özellik gelirse gereksiz yine metot erişimlerim artacak gibisinden kötü özellikleri var ama yanlış bir kullanımda var. Doğru kullandığınızda kalıtımı böyle şeyler sizin çıkarınız olacak yani. Diyelim. Şimdi silmeye gerek yok. Peki bunu kompozisyonla nasıl yazacağım? Kompozisyon düzeltmesi diye bir sınıf. Bu sefer gidip extend etmiyorum da burada field olarak veriyorum. Bir alan olarak burada oluşturdum. Gidip istediğim yerini burada kullanıyorum. İkisi de aynı görevi yapıyor aslında. Bir tanesi daha doğru bir kullanıma sahip. Gidiyorum run. Dedim de kötü. İkisi de aynı sonucu verecek tabii ki ama birinin kullanımı daha doğru. Şimdi daha detaylı örneklerde de göreceğiz. Ama videonun geri kalanında anlatacağım tüm şeyler de bunlara benzer örnekler. Şimdi kalıtımı daha çok basit bir örnekle tekrardan anlayalım. Bir tane çok hep klasiktir hayvan diye verdiğimiz örnek sınıfını açalım. Bunun bir tane ismi olsun. Hayvan ismi dedim. Olsun. Sonra gidelim. Bir tane de kedi diye bir şey yapalım. Kedi nedir? Bir hayvan. O yüzden gidip hayvanın özelliklerini tamamını alması benim için olabilir. Sonra gidelim. Çok basit bir örnek yapıyorum. Hiç uzatmayayım. String hayvan tipi dedim. Kedi. Main metodumuzu da burada yazalım hatta. Bakın ne yapıyorum? Bir tane kedi nesnesi oluşturayım. Kedi, kedi. Burada kedi oluşturdum. Şimdi kedi nokta dediğimde hayvan ismini de mesela üst segmentten alabiliyorum yani extend ettiğim için. Bu benim için artı. Çünkü ikisi de benzer özelliklere kedi hayvanın şeylerini taşıyacağı için bu benim için doğru bir kullanım olacaktır. Şimdi kompozisyon için yani kalıtımı herkes bildiği için ve daha detaylı örneklerini de görebileceğiniz için çok şey yapmadım ama kompozisyon için daha güzel bir örneği önceden hazırladım. Kitap, kütüphane. Bir de şurayı açtık mı? Tamam. Şimdi şöyle başlayalım. Bir tane kitap diye bir sınıf yaptım.
Bu kitap sınıfının içerisinde bir tane kitabın bir ismi var, bir de konstrüktörü var. Gidiyorum, bir de sadece get metodu verdim. Tam bir encapsulation örneği, yani hani private yaptım, dışarıdan eriştiremiyorum ve sadece read-only özelliğini kullandım burada. Sonra bir tane kütüphane örneği yaptım. Kütüphane diye bir sınıf yarattım. Kütüphanenin içerisinde neler olur? Kitaplar olabilir. Kütüphanenin içerisinde kitap olması, kitabın bazı özelliklerini de, kitabın özelliklerini de kullanabileceğim anlamına gelir. Ama kitap bir kütüphane değildir. O yüzden şu kullanım yanlış. Gidip böyle yaparsam yanlış bir kullanım yapmış olurum. Ve bana hani ileride çok büyük sıkıntılar yol açar. Ya en baştan zaten encapsulation ve sonradan implementasyonlarla değişiklik yapabilmemin önünü kesiyor. O yüzden ne yaptım? Burada kitapları kütüphanede kitap listesi olarak kullandım. Gittim bir tane kitap listesi olarak kitaplar diye bir şey verdim. Bu verdiğim kitapları Constructor'da bir eşleme yoluyla kullandım. Ve kütüphanedeki tüm kitapları bana return edecek de bir metot yazdım. Çok basit bir kullanım. Ve doğru bir kullanım. Sonra gittim. Kitap nesnesine burada gördüğünüz gibi bir tane kitap oluşturdum. Amerikan sapı ve körlük diye. Bunları bir kitap array listesine ekliyorum. Kitap 1, kitap 2 diye. Sonra kütüphane listemi oluşturduktan sonra bu oluşturduğum, bakın oluşturdum kütüphanemi. Yeni bir kitap listesi oluşturuyorum. List, kitap, kütüphanedeki kitaplar dedim. Gidiyorum kütüphanedeki, hani şu oluşturduğum metodu kullanıyorum. Bakın doğrudan kitabın tüm kitaplarıma erişmiş oldum böylece. Hani yanlış bir kullanım yapmadan artık eklediğim tüm kitapları buradan görebilir hale geldim. Amerikan sapı ve körlük gördüğünüz gibi. Böylece hem inheritance yapısını yani yanlış bir kullanımını yapmamış oldum. İmplementasyonları sonradan değiştirilebilir hale getirdim. Kontrolü elime aldım. Encapsulation yine benim elimde gibi faydaları var. O yüzden ikisini karıştırmamak lazım. Temel fark, kendinize şunu sorun. Ben bir yeni bir yani yapı kurarken ize ilişkisi mi var, heze ilişkisi mi var? Kompozisyon mu kullanmalıyım? İşte ben bu API atıyorum bir API de olabilir bu. Bu API'nin gidip istemediğim özellikleri var mı? Extend mi etmeliyim gibi soruları kendinize sorduğunuzda doğru şeyi kullanma yani size açılacaktır. Örneği hızlı geçtim. Hani çok düz bir örnek olduğu için eğer anlamadığınız bir yer olursa cevaplamaya çalışırım. Keyifli seyirler.